Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. 23. bölümdeyiz arkadaşlarım. Prizmaları çözüyorduk ve 5. köşe taşında kalmıştık. Şimdi 5. köşe taşının birinci sorusuna vira bismillah diyorum ve başlıyorum arkadaşlar. Diyor ki, şekilde bir kare dik prizma varmış kardeşim. Bu bir kare dik prizmaymış. Yani tabanı kare olan bir prizmaymış arkadaşlar. Demek ki şurası kare. Şu kısım bir kare. 6 ile 8'i vermiş bize. Prizmanın hacmi nedir diye bir soru soruyor. Bakın alt taban kare ise tabii ki üst tabanımız da, yani şurası da kare olacak. Bize karenin köşegenini vermiş dostlarım ki 45-45-90 üçgeni yapıyoruz karede köşegeni çizdiğimizde. Demek ki benim şuradaki dik kenarlarım 4 kök 2. 4 kök 2 olmak zorunda ki karesi kök 2 katı, daha doğrusu kök 2 katı 8 olsun. Şimdi bize de prizmanın hacmini soruyor. Prizmaların hacim formülü neydi? Tabanın alanı çarpı yükseklik. Hemen taban alanını söyleyelim. Tabanımız 4 kök 2 çarpı 4 kök 2'den 32 yaptı. Çarpı yüksekliğimiz de 6. İşte prizmanın hacmi budur dedik dostlarım. Buradan da ne geliyor? 180. 12 daha 192 çıktı sorumuzun cevabı. Geldik ikinci sorumuza. Tabanı dik üçgen olan şekildeki prizmada, bakın tabanı dik üçgen, hatta 30, 60, 90 dik üçgeni. Hemen 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 kök 3, 90'ın karşısına da şuraya da 8 yazalım. Hatta bu alt tabanda da 4, 4 kök 3 ve 8 olacak şekilde yazdım. Yüksekliği de 5 vermiş bize dostum. Yine prizmanın hacmini soruyor. Hemen ne yapacağız? Taban alanı çarpı yükseklik. Tabanımız dik üçgen olduğu için dik üçgenin alanını bulacağız. Yani 4 ile 4 kök 3'ü çarpıp 2'ye böleceğim dostlarım. Hemen çarpalım. 4 ile 4 kök 3'ün çarpımı 16 kök 3 yapar. 2'ye bölersem de 8 kök 3 yapar. Bu benim taban alanım. Tabanımdaki üçgenin alanı. Çarpı bunu yükseklikle, yani 5 ile çarpıyorum. 40 kök 3 yapıyor. Sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet, 3. sorumuz. Taban ayrıtı 2 santim olan düzgün sekizgen dik prizmanın yüksekliği 5 santimdir. Bu prizmanın yanal alanı acep nedir diye de bir soru sormuş. Hemen yan alanın formülünü hatırlıyoruz dostlar. Yan alan taban çevresi çarpı yükseklik formülüyle bulunuyordu. Şimdi bizim taban çevremiz düzgün sekizgen olduğu için bir kenarı da 2 ise 8 kere 2'den 16'dır. Çarpı yüksekliğimiz de 5 oldu size 80, yani Bursa. Geldik 4 numaralı soruya. Şekildeki kare dik prizmanın içinde alınan bir noktanın K noktasıymış. Bu tüm yüzeylere uzaklıkları toplamı 18 santimdir. 6 tane yüzey var arkadaşlar. 6'sına da uzaklığını söylemiş. 18 santim. Yalnız bu bir kare prizmaymış. Unutmayınız. Şimdi benim üstteki tabana ve alttaki tabana olan uzaklıklarımla, bakın 6 tane yüzey var, 6'sını da sayacağız. Sağ tarafa kenara, sağdaki kenara olan yükseklik, uzaklık daha doğrusu, sol kenara olan uzaklık, sağ ile solu yaptım, üstle arkayı yaptım. Şimdi bir de öne, şu öndeki duvara olan, bir de şu arkadaki duvara olan uzaklıklarım dostlarım. İşte bunların hepsinin toplamı 18'miş. Şimdi yukarıdan aşağıya doğru inen zaten 8 santim değil mi arkadaşım? Bu üst tabanla alt tabanın arasındaki uzaklıktır. Yüksekliğe eşittir ki bu zaten 8. O zaman diğer ikisine, yani sağa ve sola, öne ve arkaya olan uzaklıklarımın toplamı da 10 olmak zorunda. Çünkü 8'i burada. Şimdi şu ikisinin toplamı 10. Peki bunlar da kare olduğu için, yani şunun aynısını şöyle yerde çizeyim ben dostum. Şurasıdır. Şu uzaklığın aynısı. Bunun aynısı ise şurasıdır dostlarım. Yani bunlar ne yaptı bakın? Şu bu kenara eşit. Bu kenara eşit. Kare olduğu için bunlar birbirine eşit olacaklar. 10'du bunların toplamı. 5, 5 olarak ikiye böldüm bunları dostum. Prizmanın hacmini soruyor. Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanımız karenin alanı 25 yapıyor. 5 kere 5'ten. Çarpı yüksekliğimiz de 8. 8 ile 25'in çarpımı da Edirne'yi işaretledim bile çoktan.
Evet, 5 numaralı köşe taşını gömdük. Hemen çevirdim arka tarafı ve 6 numaralı köşe taşındayım şimdi dostlarım. Birinci sorusu bakalım ne diyor? Küpmüş bu amca. Bir kenara 6 birim verilmiş bakın. O halde şurası da 6, şurası da 6 diyelim. Buna göre HK nedir diye bir soru soruyor dostum. Bakın böyle prizmanın içerisinde salak bir doğru arkadaşlar bu HK. Salaktan kastım şu. Yani bir kenar ortay değil, bir açıortay değil, bir köşegen değil. Ne bileyim cisim köşegeni değil. Herhangi içinden geçen bir doğru. Böyle bir doğrunun uzunluğuyla işiniz varsa, yani ya bu uzunluğu sorar size bulmanızı ister ya da bu uzunluğu verip başka bir kenarı falan hacmi macmi bir şeyleri bulmanızı ister. Böyle bir durumda yapacağınız işlem şu. Bu HK denilen iki noktanın H ile K uçlarının tabanda simetrisini alacaksınız dostum. Yani H noktasının da tabandaki simetrisini alacağım ki yani H'den aşağıya bir diklik indireceğim. İşte tabandaki simetrisi denizli noktasıdır. K'nın da tabandaki simetrisini alacağım diyeceğim ama K zaten tabanda. Yani kendisi olacak kaban iz düşümü simetri diyorum pardon simetri nereden çıktıysa. İz düşümünü alıyorum işte o da K noktası zaten kendisi. Ve bu iz düşüm noktalarını birleştirdiğinizde karşınıza güzel bir dik üçgen çıkacak. Bir Pisagor bağıntısı yapacaksınız. Bunun sayesinde de soruyu çözeceksiniz. Şimdi bizim küpümüzün bir kenarı 6 idi. O zaman şu DH da 6'dır. Şurası da 6'dır. Şurada da bir Pisagor bağıntısı yapalım. Şuradaki DK'yı bulalım dostlarım. Hemen yapalım. 6'nın karesi 36, 4'ün karesi 16 topladım 52. Kök 52 yaptı burası da. Yani 2 kök 13 kök 52 desek de olur. Şimdi artık x'i bulabilirim. Şuradaki dik üçgenden. Hemen Pisagor'umu yapıyorum. X kare eşittir. 6'nın karesi 36 artı kök 52'nin karesi o da 52 yapar. Toplarsak bunları 88 yaptı. Kök 88'i arıyoruz biz. 4 çarpı 22 yapar. O da 2 kök 22'dir deriz. Ve geçeriz ikinci soruya. Yine küp ve yine bir kenara 6. Bu sefer bir oran vermiş. AK KE'nin 2 katıdır demiş. Yani aslında üsttekinin aynısı. Yine 2'ye 4 olacak şekilde 6'yı parçaladık. Yine bakın ne yapıyorum? K noktasının iz düşümü A'dır. C zaten yerde. Hemen iz düşümleri birleştirdim. İşte karşıma dik üçgen çıktı bile. Bakın burası da 6 kare prizma olduğu için, dik küp olduğu için 6 6 hipotenüsümüz ne yapacaktı? 6 kök 2. Hemen Pisagor'u çakıyorum bu kırmızı dik üçgende. Şuna x diyelim. X kare eşittir. Bir 6 kök 2'nin karesini alacağız. 72. Bir de 4'ün karesini alacağız. 16. X kare eşittir. Yine 88 geldi dostlarım. Ve yine 2 kök 22 çıktı sorumuzun cevabı. Evet geldik 3. sorumuza. Şekildeki kare dik prizmaymış. Yani tabanımız kare dostlar. O halde şurası da 2. Hatta şöyle yapalım bakın 2 2 şu AC uzunluğu ne olacak 2 kök 2 sonra KC KG'nin 2 katıymış o zaman şuraya 4 yazalım burası da 8 olsun neden çünkü toplam 12 idi 1'e 2 oranında da bölüyormuş bunu söyledi bizden de alan ACK'yı istiyor bu dik üçgende arkadaşlarım bakın K'nın iz düşümünü alırsanız C'ye düşer A zaten tabanda iz düşümü kendisi olacak. İz düşümleri birleştirdiğimde dik üçgen çıkıyor demiştim karşıma. İşte bu dik üçgeninde bize bu sefer alanını soruyor dostlarım. Hemen bulalım. Dik kenarları çarpıp 2'ye bölüyorsunuz. 8 kök 2'ye ulaşıyorsunuz dostlar. Geldik 4 numaralı sorumuza. Şekildeki dikdörtgenler prizmasında bir 8 uzunluğu var. Görüyorsunuz dostum orada. 6 var, 3 var. Tamam. Şimdi bu 8 ise EF de 8, AB de 8. Yani burası 4, 4. Şimdi EH 3 ise AD de 3. Hemen buraya da 3 yazalım. Dikdörtgenler prizması ise tabanımız dikdörtgendir. Demek ki burası 90 derece diyelim ve 3, 4, 5 üçgeninden şuraya 5'i yapıştıralım. Yüksekliğimiz 6 idi. HD de 6 olduğunu görelim. Alan HDK. Bu üçgenin ki bu nasıl bir üçgen arkadaşlar artık bunu biliyorsunuz dik üçgen. Neden öğretmenim nasıl söylemiştik ilk 3 soruda? HK uzunluğuna bakın. H'ın da iz düşümünü aldım Denizli. Kastamonu'nun dik iz düşümünü aldım. Zaten kendisi Kastamonu. DK'yı iz düşümleri birleştirirseniz karşınıza dik üçgen çıkar demiştik. Yine dik üçgen çıktı. Bizden de bu dik üçgenin alanını istiyor. Dik kenarlarını çarpıyorum 6 ile 5'i 30. 2'ye bölüyorum ve 15'i işaretliyor.
Evet, 6. sorumuz da, 6. köşe taşımız da pardon, böylelikle gömmüş olduk. Şimdi geldik 7 numaralı köşe taşının birinci sorusuna. Evet, bakın yine KL uzunluğunu soruyor bize. Biz ne yapacağız? Bunun iz düşümünü alacağız. KL, çünkü sonuçta herhangi içerideki bir doğru. K'nın iz düşümünü tam şurası olarak, L'nin iz düşümünü de tam şurası olarak aldığımda şurayı birleştirdim bakın arkadaşlarım ve burada bir dikdörtgen oluşturdum ben. Şurası dikdörtgen. Neden hocam dikdörtgen burası? Çünkü burayı da tam ikiye bölmüş. Yani şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit olduğu için hani bu birazcık yukarıda olsaydı dik yamuk çıkacaktı. Peki bu durumda bize neyi soruyor? KL'yi soruyor. Ben aslında AC'yi bulsam KL ile aynı uzunluk olacak. Çünkü dikdörtgen dedik. 4, 6, 2 kök 13 üçgeni var burada. Pisagor bağıntısı yaptım ve X'i buldum arkadaşım. Geldim ikinci soruya. Bakın aynı mantıkla çözeceğiz şimdi ikinci sorumuzda. LK uzunluğunu mu soruyor? O zaman ben ne yapacağım? L'nin iz düşümünü alacağım. L'nin tam iz düşümü şurada bir yere gelir kardeşim. M diyelim biz buraya hadi. Sonra iz düşümleri, K'nın da iz düşümünü alacaktım ama tabanda olduğu için, tam tabanın üstünde olduğu için zaten kendisi olacak. İşte dik üçgenimi oluşturdum. Ve bu dik üçgenden de ben sorumu çözeceğim. Şimdi bildiğimiz uzunluklar BC'ye 6 veriyormuş. Bu bir küp. Küpse şu da 6. Şu LM uzunluğu da 6. Başka AK, KB'nin 2 katı, HL'nin de 2 katı. Demek ki HL 2, AK 4, KB 2 olacak. Toplam 6'ydı. Bu şekilde parçaladım. Peki canım kardeşim, şimdi neresi kaldı bizim elimizde? Şu dik üçgenden HK'yı bulacağız, X'i. Ama bunun için şu MK'yı da bilmeliyim ben. Hadi gelin önce MK'yı bulalım. Şuradan şöyle bir paralel doğru çizelim şuraya. Şimdi bu bir kenara 6'ydı. Bu da 6, bu da 6. Şurası 2 idi. Şu uzunluk da 2, bu da 2. O zaman şuraya da kaldı 2. Ve gelin bu dik üçgenden 2 var, 6 var. Biri diğerinin 3 katı olduğu için hipotenüsü bunun küçüğünün kök 10 katı. Yani 2 kök 10 olacak. Bunları hep dik üçgende söylemiştik. Artık ben asıl Pisagor'umu yapabilirim şurada. X kare eşittir diyorum. 6'nın karesi 36 ile bir de 3, 2 kök 10'un karesi. 2 kök 10'un karesi de 40 yaptı dostlarım. Buradan kök 76 geldi sorumuzun cevabı. 76'da 4 çarpı 19 demektir. Dolayısıyla 2 kök 19 diye de dışarıya çıkar. Evet, üçüncü sorumuza bakalım. Şekildeki küpte M ve N üzerinde bulundukları noktaların orta noktalarıdır. Peki. EK 3. Orası 5. Küpmüş bu arada bu. 8 yani bir kenar uzunluğu. O zaman şunlara 4'sünüz, 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 4'sünüz diye yazalım. Şimdi tam şu NİDE'den şuraya paralel karşıki duvara, bir de şuradan dikliğimi indirdim. Dik üçgenimi oluşturdum dostum. Şimdi bu tam ortadaysa kardeşim, yani 3'e 5 diye böldüyse, şu arka duvarı da şöyle baktığınızda şu uzunluğu da 3 burası, 5 burası olacak şekilde bölecek. Şimdi şu ni de şu uzunluğa eşit değil mi? Şuradaki uzunluk ve burası da toplamda 8 olduğu için o zaman buraya da 8'i yazdım. Artık MN'yi bulabiliriz. X kare eşittir 8'in karesi 64 ile 3'ün karesinin toplamı 64, 73 mi yapıyor dostum? Evet, kök 73'tür sorumuzun cevabı. Dik üçgen, dik prizma, 8 kök 2. Bakın şuradan hemen bir orta taban çizelim biz. 4 kök 2 olsun. Şuradan da tam şurayı birleştirelim dostlarım. Burası da tam şununla şu ikiye böldüğü için şurada bir dikdörtgen oluşturmuş oldum. Bu da 10 geldi. Ve şuradaki dik üçgenden de x'i bulabilirim ben artık. Şöyle dik üçgenimi de tarayayım. Evet, x kare eşittir diyorum. 4 kök 2'nin karesi 32. 10'un karesi 100. X eşittir kök 132 yapar. 132'yi de hemen 4'e bölsem 66, 33. 4 çarpı 33 o da 2 kök 33 olarak dışarıya çıktı arkadaşlarım. Cevap Bursa'dan geldi. Evet, 7 numarada tamammış. Hemen geldik 8 numaralık sorumuz, köşe taşına. Birinci sorumuz. Yine küp vermiş bize. 4 demiş BC'yi. Bir kenarı 4 vermiş. Şuradaki üçgenin alanını istiyor dostum. Şimdi o zaman bu üçgenin şurası da 4. Şimdi şu üçgenin köşelerinin nerelerde olduğuna dikkat edin arkadaşlarım. Bakın HG
arka duvarın üstünde, K öndeki duvarın üstünde. Bunun yüksekliği, şuradan indirdiğim şu yükseklik, şuradan çizdiğim şu köşegene eşit aslında dostlarım. İşte bunu fark edebildiyseniz, yani şurada bir dikdörtgen oluşturdum ben aslında dostlar. Bunu fark edebildiyseniz 4, 4, 4 kök 2 deyip yüksekliğimi 4 kök 2 buldum. Tabanım 4. 4 kök 2 çarpı 4 bölü 2'den 8 kök 2'dir. Bu sorunun cevabı diyebilirsiniz. Şimdi hemen benzerini burada da yapalım. Bakın bunun da yüksekliğini bulacağız. Bunun da yüksekliği şu h'dan şu 2'ye doğru bir diklik indirdim. İşte bu yükseklik şu köşegene eşittir dostlarım. Bakın köşegen de çünkü bu kenara dikiniyor. Az önceki sorudaki gibi. Buradan da bu dikindiği için köşegenler her zaman tabanın kenarlarına dikinerler dostlarım. Bu kenara dikindiği için bu benim yüksekliğime eşit. Peki bu da şu dik üçgenden 4, 8, 4 kök 5 derim. Demek ki yüksekliğim de 4 kök 5. O zaman 4 kök 5 çarpı taban bölü 2'den cevap 4 kök 5 gelir diyebiliriz. Şuna bakalım. Şekildeki kare dik prizma. Şimdi tabanı kareymiş ama taban dediği zaman şu yerdeki değil bu sefer. Bakın çünkü bu 4 ile 6 dikdörtgen. Demek ki şurası kare olan yer. Şu kare. Ve bu kare ise bakın 4, 4. Bu kenar 4 kök 2. Şimdi bu neydi? Buraya dikiniyordu. Bu da dikiniyor. Bu da dikiniyor. Bu da dikiniyor. Bana neyi soruyormuş meğersem? Dikdörtgenin alanını soruyormuş. O da neydi dostlarım? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani 6 çarpı 4 kök 2'den 24 kök 2'dir sorumuzun cevabı deriz. Hadi son sorumuza bakalım arkadaşlarım. Bakalım bu ne diyor? Şekildeki küpte KL paralel, tamam. AL eşittir LB. BC'yi 8 vermiş ve bu yine küp. O zaman şuralar 4, 4. Şurası 8. Bakın şu dik üçgenden 4, 8. Şurası 4 kök 5. Bu da bizim dikdörtgenimizin, prizmamızın yüksekliği, yani küpümüzün yüksekliği. Bir kenarımız 8 olduğu için o da 8. Yine bu dikdörtgenin alanını istiyor bizden. 8 çarpı 4 kök 5. O da 32 kök 5 yapar. Sorumuzun cevabı Denizli'den geldi. Evet dostlarım. 4 tane köşe taşı daha gömmüş olduk böylelikle. Bir sonraki videoda bir 4 daha gömmeye çalışacağım. Bu şekilde gideceğiz inşallah, bitireceğiz. Hadi bakalım, öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.